Merhaba sevgili dostlarım. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle biraz koyun e, hakkında bahsetmek istiyorum. Chilizcoin'de de bayağı bir yorumlarda görmüştüm. Mesajlar gelmişti. Canlı yayınlarda da mesajlar geliyordu arkadaşlar Chiliz ne olur diye. Ben de o zaman dedim, e, bir Chiliz'in teknik analizine bakalım dedim sizlerle. Bir teknik analiz çalışması yaptım ama bunları e, video sırasında da video sırasında da yapabilirdim. Lakin video sırasında yapmak istemedim çünkü zaman kaybetmeyelim diye. Hazır her şey e, önümüzdeyken sadece bunun üzerine konuşmak istedim. Çünkü çok zor bir şey değil arkadaşlar. Destek noktasını çiziyoruz. Şurada ikili bir direnç noktasını çiziyoruz. Bir de buradaki arkadaşlar bakın şuradaki bu büyük kanal üzerindeki şu ikili yerdeki direnç çiziyoruz. E, direnç ve ana destekleri belirledikten sonra buranın içine giriyoruz arkadaşlar. Bakın. Burada e, burayı göreniniz var mıydı bilmiyorum ama çiliz bakın arkadaşlar şurası omuz. Baş. Omuz. Şu omuz baş omuzu bilmiyorum gören oldum arkadaşlar omuz baş omuz formasyonunda. Bakın. Şurası arkadaşlar. Omuz baş ve omuz. Şuradaki omuz baş omuz formasyonunda arkadaşlar boyun çizgisi bakın şuraya boyun çizgisini aşağı kırmasıyla beraber aşağı kırmasıyla beraber güç şimdi yukarıdan geliyor arkadaşlar. Bakın güç yukarıdan geliyor. Aşağı kırmasıyla beraber 43 seviyeden sonra tekrardan bir yukarı doğru bir yükseliş. Peki bu yükselişin adı ne arkadaşlar bu? Bu yükselen takoz arkadaşlar. Bir saatlik grafik üzerine konuşuyorum. Burası yükselen bir takozdur. Yükselen takoz güç güç aşağı, yukarıdan geliyor arkadaşlar. Yukarıdan geldiği için yükselen takozlar trend devamdır. Bakın buradan kopmasıyla beraber aşağı doğru trend devamdır. Burası yükselen takoz. Ama bir de arkadaşlar min yükselen, takoz düşükten sonra büyük resimde şöyle bir alçalan takozumuz da var arkadaşlar. Bakın alçalan. da diyebilirsiniz. Takoz da çok önemli değil arkadaşlar. Bakın şurayı kaldırayım peki. Size e, yükselen takozu gösterdim. Burdaya bakalım arkadaşlar. ya da takoza hiç sıkıntı değil. Alçalan kamada arkadaşlar. Buradaki direnci kırmakla beraber bakın buradaki düşen direnci kırmasıyla beraber şimdiki hedefi bakın şimdiki hedefi sevgili dostlarım şuradaki dirençleri görüyor musunuz? Öncelikle Çiliz'in 58 üzerine atması lazım. ilk hedefi 58 üzerine atması lazım. Şimdi burada eğer şurayı görmediyseniz arkadaşlar bakın buradaki desteği görüp alım yapmadıysanız gitti. Heh, buradaki direnci kırdıktan sonra şuradan da bir pozisyona girmediyseniz e burası da gitti. Bakın e burası da gitti. Şimdi ne yapacaksınız? Videoyu yeni izleyen, izleyen için arkadaşlar söylüyorum. Şu an bir şey yapacaksınız arkadaşlar. Ya buradaki direncin bakın ya buradaki direncin kırılmasını bekleyeceksiniz. Buradaki direncin kırılmasını bekleyeceksiniz. Aynı zamanda da omuz baş omuzdaki arkadaşlar boyun çizgisinin kırılmasıyla beraber pozisyon alacaksınız. 60 küsürden. Hedef ne? İlk hedefimiz 70 seviyeleri. 60 pozisyona giriş. 59 stop 59 59 buçuk o kişiden kişiye değişir bunun için atr'den de faydalanabilirsiniz arkadaşlar bakayım atr'yi ben buraya yazayım ee, burası biraz fazla karışık yani İngilizce average true range arkadaşlar 14 günlük e, ortama gerçek aralık neyse bunu e, şeyden gösterebiliriz daha sonra investikten göstereyim arkadaşlar. Ha, onun muhabbetini ben size söyleyeyim. Aresay gibi 14 günlük, belli bir aralığı var ve atıyorum fiyat şu an arkadaşlar gelmişse mesela 10 sente örnek veriyorum. Şunu demek istiyor. pozisyona girdikten sonra 10 sent yukarıda atabilir. 56, 66, 10 sent aşağı atabilir. ha bu 1 sente 56 pozisyona giriyorsun mesela ATR'nin sonu 1 1 sente 57 olabilir ya da 55 olabilir. Hani buna göre stoplarınızı belirleyebilirsiniz. Average true range arkadaşlar ATR diye yazılıyor kısacası. <laughs> bir saniye ya şu Bollinger'ı bir kapatayım. Hatta burada göstermek istiyorum. Ha. Bakın arkadaşlar ATR. En son nerede kalmış? 2 cent. Bakın arkadaşlar şu 0.02 demek 2 cent demek. Yani 2 cent neymiş? Biz pozisyona girersek 56'da 58 direnç, 54'te arkadaşlar pozisyondan çıkış. Yani kar almayı belki daha yukarı belirleyebilirsiniz ama stop olarak ATR'yi kullanırsanız 2 cent altına stop koyuyor diyor. Pozisyonu nereden aldıysan diyor 2 cent altına stop koy. 56'dan mı aldın? 54'e diyor arkadaşlar. Stop koyun. ATR böyle bir şey. Mesela buradaki bakın e, volatilde 5 centmiş. Bakın stop koyma. 5 cent. Yani oradaki oynaklık 5 cent'e kadar aşağı gelebilir. Daha sonra dönüş olabilir. Hani 5 cent'e kadar bekledi. Ama burada ise biraz daha e, sıkışma var. Hacim de yani oraya göre arkadaşlar şuradaki bir anda kopmaya göre biraz daha düşük olduğu için iki centle kadar düşmüş. ATR böyle bir şey. Average True Range. Bunu göstermek istedim. Şimdi ise arkadaşlar yeni arkadaşlarımız için ne yapılması gerekiyor? Bakın. Öncelikle ilk etapta burada girdiğimiz gibi direnci kırması gerekiyor. Buradaki direnci zaten umarım görebiliyorsunuzdur şuradaki direnci. Bu direnci kırarsa omuz baş arkadaşlar bakın şuradaki boyun çizgisi kırılmasıyla beraber 60 60 500'ler pozisyona giriş 59 500 ya da ATR'ye bakarsanız 2 dolar iki sentte 58'lerde olabilir. Stopunuzu koyuyorsunuz arkadaşlar. Hedef ne? 70. Direnci geldikten sonra bakıyorsunuz ya geçerse hiç dokunmanıza gerek yok. Geçerse devam, geçmezse arkadaşlar 60 69 gibi karı alıp çıkarsınız. Bununla ilgili söyleyeceğimiz bu arkadaşlar. Ee, çiliz bakın bir saatlik grafikte şuradaki çok düşen olmuş arkadaşlar. Bakın mesela şurası da bir düşen. Bakın şurası da bir düşen. Baktığınız zaman şurası da bir düşen, düşen kırılımı şurada şurası da bir düşen kırılımı baktığınız zaman bakın arkadaşlar şurayı görüyor musunuz? Yani düşen eee da oynayabilirsiniz. Yani düşen kırılımlarla da girebilirsiniz. Düşen da yatırım yapmak olasıdır ama ne yaparsanız yapın arkadaşlar ama ne yaparsanız yapın Stoplu işlem yapmaya lütfen özen gösterin. Stoplu işlem hayat kurtarır. Çünkü nedenini biliyor musunuz arkadaşlar? Nedeni ben size matematiksel olarak bu videoda da anlatayım. Bunu da anlamayan arkadaşlar var galiba. Stop yani ne ki tamam zararsa döner. Hani zarar ortalama düşürürüm falan. Öyle değil aslında arkadaşlar olay. Mesela ben size şöyle söyleyeyim. Çok basit bir şekilde. Belki aklınıza gelmiştir ama ben gösterir zaman kafanıza daha not tuturacak. Mesela 100 dolardan bir coin aldınız diyelim arkadaşlar. Stop koymadınız. 50 dolar düştü değil mi hani? 100 dolar. Bakın 100 dolarınız. %50 düştü ve 50 dolar oldu. Bakın. %50 düştü ama. 100'ün yarısı düşerse 50 olur. Peki. Biz düştüğümüz yerden bir %50 yukarı çıkarsak ne olur arkadaşlar? Bunun %50'si ne? 25. Bakın gelmedik bile ilk düştüğümüz yerden. Bakın ilk düştüğümüz yerden %50 düştük. 50'ye geldik. 100'ün yarısı 50'dir. Ama 50 yarısı kadar yükseldiği zaman 75 oldu. Yani biz yüzden bakın yüzden yarı düşersek yüzde 50 düşersek 50 oluruz ama bu sefer bunu çarpı 2 yapmamız lazım. Yani yüzde 100 yükselmemiz lazım oraya. Bakın 100 bölü 2 eşittir 50 mi? 50 de 2 giderse yani %100 yükselirse arkadaşlar anca yüz olur geldiğimizde Düşerken %50 düştük ama çıkarken %100 çıkmamız gerekiyor. Hani stopun mantığı ve önemi budur arkadaşlar. Stopun mantığı ve önemi ne olduğunu söylerseniz sizde böyle kısaca anlatmak istedim. Stopla işlem yapmak önemlidir. Zaten arkadaşlar Chilis bildiğiniz gibi taraftar fan tokunları altyapısıyla Üretiyorlar ve Çinli'sin e, bu futbol dünyasında, futbol camiasında ben çok büyük yerinin olacağını düşünüyorum. Şu an e, belki şey olabilir. ya Çok büyük e, bir sansasyonel yükseliş olmayabilir ya da o kadar büyük bir gözde olmayabilir. Ya da o kadar büyük bir insanlar değerini anlamamış olabilir ama futbol arkadaşlar benim için yani görüyorum etrafımda, dünyada. Futbol gerçekten insanların hayatının bir parçası futbolsuz olmuyor. Çok insan da arkadaşlar illa ki bir kulüp tutuyor, bir taraftar, bir futbol takımını gönülden destekliyor. Yurt dışına bile takımları olabiliyor bazen bu arkadaşlarımızın. Yurt dışına bile arkadaşlar bu arkadaşlarımızın takım tutabiliyor. Hani bu takım tutmasından dolayı bu taraftar coinlerin, taraftar arkadaşlar e, bence çok daha büyük yerlere geleceğini. Şu an hala zaten Binance'da Atletico Madrid'in, Juventus'un, Paris Saint Germain'in de var. Barcelona da buraya dahil oldu. Bence burada da arkadaşlar güzel bir rekabetle beraber e, futbol hani futboldaki rekabetin buraya taşınarak burada da yukarı doğru değer artışlarının olacağını ben inanıyorum, düşünüyorum. Dediğimiz gibi arkadaşlar buradaki 60'ı kırarsa eğer yukarı doğru son kendi direnci arkadaşlar 94 yani 1 dolar seviyesine atabilir. Önemli olan Çiliz'in Buradaki dediğimiz gibi 1 saatlik kamadan sonra şuradaki direnci kırıp atmış. Buradan yukarı doğru bir güç alması. Yani 5 günlük 50 günlük hareketli ortalamayı kırdı arkadaşlar. Bakın şimdi son kez yine bunu bir gösterelim. Nerede? Beyazı görüyor musunuz? Beyaz yukarı doğru kırdı. Aynı zamanda 200'ü de hedefledi arkadaşlar. 200'ü de kırdı bakın. Hareketli ortalamalarda da hareketli ortalamamız... E Gördüğünüz gibi 5 günlük hareketli ortama beyaz olan kırmızı yani kırdı kıracak uçları değdi birbirine. Eğer kırarsa bir de eğer arkadaşlar ve de sarıda kafa yukarı döndürmüş gibi vaziyeti var. Bakın sarıda kafayı döndürmüş gibi vaziyeti var. Eğer aynı şekilde böyle de olursa ama ne olursa olsun arkadaşlar pozisyona buradan yine de girilmez. Dediğimiz gibi ya bu direncin kırılması ya da buradaki omuz boşumuz boyun çizgisinin kırması beraber bir pozisyon alırsınız. Hem de böyle de desteklemiş olursunuz. Baktığım kadarıyla arkadaşlar şu an. 5 günlük hareketli ortama seri bir şekilde yukarı doğru 200 günlük hareketli ortama hedefledi ve kırmak istiyor. Zaten 50'yi kırdı. 50 de bir kafasını döndürürse arkadaşlar yukarı doğru hareket ederse çiliz 1 dolara kadar gitme potansiyeli olabilir. Kendinize iyi, bakın arkadaşlar. Bana bu dakikaya kadar zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki koyu coin videolarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.